Senin güzel haberlerini ve canlı bağlantılarını göreceğiz, duyacağız en azından bu sabahta. Ama kal. Başka bir kavga hadisesi var. Var. Ece Erken işin içinde. Hı hı. Bodrum'da Ece Erken ve eşi daha doğrusu Şafak Mahmut Yazıcıoğlu. Şimdi Bodrum'daki hesaplar zaten gündemde, aşağıda da yazıyor işte 19.250 liralık bir hesap. Tatil beldelerinde değil mi deniyor. Yüksek hesapların geldiğini konuşuyoruz. Aslında, bir lahmacun ne kadar falan. Onda da doğru mu gerçek mi olur mu olmaz mı konuşuruz ama ortada bir şiddet, bir kavga var. Detayı bakalım. Peki. Neymiş? Sonra hesap üzerinden de bir ilerleriz. Evet. Arkadaşımızın kafasına bir tane bardak geldi. Diğer masalarda da gerginlik söz konusuydu. Saçma sapan yalanlar çıktı. Sandalye, tabak, herkes ne bulduysa fırlattı. İddiaya göre tüm bu kavganın nedeni masaya gelen fahiş hesaptı. 6 kişiye ödenen hesap 19.250 TL. Akşam 8-9 sularında mekana gittik. Mekanda saat 10'da, hadi bilemedin 10.30, hadi bilemedin 11'de çıkması gereken sevgili Yıldız Silvi 11.30'a çıktı. Grup yemek siparişi verdi ama iddiaya göre servis gecikti. Yemekler 11.30'da geldi. Yemek dediğim 5 köfte. Bize dediler 2000-2500 civarı ödersiniz ve arka masalarda oturduk. Gecenin sonunda hesap istendi. Eşim hesabı ödedi. 19.250 TL'yi 2000 TL'de çalışan arkadaşlara bahşiş bıraktı. Sonrasında da işletmeciyi kibar bir şekilde davet etti masamıza. Kendi halkını dolandırmak değil mi dedi. Tartışma çıkınca mekan karıştı. Bir baktık herkes bir şeyler fırlatıyor. Tabaklar, çanaklar, sandalyeler. Biz oradan nasıl kaçacağımızın zarar görmeden hesabını yapmaya başladık. Ece Erken işletmeden şikayetçi oldu. Restoransa kavganın fahiş hesap kaynaklı olduğunu yalanladı. Ben bir daha kendi şahsım adına gitmeyeceğim ve bu fiyatları ödemeyeceğim. Şimdi eğlenceye gidiyorlar. Giriyaz akşamı eşiyle birlikte. Başlarına hoş olmayan şeyler geliyor. Şimdi bu kimsenin aslında beklediği bir durum değil. Bir taraftan da saat 12'de biliyorsun bu pandemi hadisesinden dolayı müzik yasakları bitiyor. Hani onu da bir ekstra bir bilgi olarak aktaralım. Yıldız Tilbe sahneye saat 11 sularında çıkıyor galiba. 11.30'da çıkıyor yani gece. Yarım saat. 23.30'da çıkıyor. Evet. Hani insanlar Yıldız Tilbe'yi izlemek için geliyorlar ve para da veriyorlar aslında. Çünkü o sahibinin içinde müzik parası da var. Yemekli bir mekan anladığım yemekli kadarıyla. Yemekli mekan diyor ya işte 3 köfte verdiler 19 bin lira ödedik diye. Mekanın da bir açıklaması var galiba ama. Mekanın açıklaması var. Yani iki masa arasında bir kavga oluştu. Olayla bizle ilgisi yok deniyor. Ama bir taraftan da tabii bütün bu kavgaların nedeni de bir taraftan da Yıldız Tilbe'nin geç sahneye çıkmış olması da söz konusu olabilir. Bu gördüğümüz arkada ki bayağı da uzun. Fahiş fiyat iddiaları yalandır demişler. Net bir şekilde. 6 kişiler 19.250 lira hesap ödüyorlar. 2000 lirada bahşiş veriliyor. Hadi onu bir kenara bırak. Daha sonra sen bu bizim en azından vatandaşımıza nasıl bu kadar kazık atarsın diye isyan. İsyan söz konusu. Ama burada şöyle bir şey de yok mu? Hani o hesabı bilerek gidiyorsun. Şimdi bu ama beklenir. Ben hiç duymadım böyle bir hesap. Bu kadarı beklenir mi acaba? Hayır, hayır. Ben bilemiyorum. Yani neye göre elbette tabii nasıl ki olur bilmiyorum ama ben şimdi tabii sormakta bir şaşırmakta haklısın hani öyle bir hesap geldiğinde. Çok kalabalık bir ekip miydi? Nasıldı? Ne oldu? Bilemeyiz tabii orasını ama yani Ece de isyan etmiş. Demek ki herkesin bir tepkisini çekmiş bu olay. Elbette. Ama bu hesap yani buralarda bu noktada çok konuşulacak hadise var. Yani hani o hesap gerçekten 19 bin. Yani çünkü çok duyuyor biliyoruz. Mesela bir lahmacuna 100-200 liranın ödendiğini biliyoruz ya da daha fazla bir rakam. Ya da ben geçen yıl, ondan önceki yıl, 2 yıl önce Çeşme'deydim. Bir yere gittim, 500-600 lira pizza dediler. Gerçekten evet, mi? Evet yani bu nesi var bunda? Yani ne olabilir ki bu kadar fiyat? Demek ki hani mekanı ödüyorsun o sırada ya da başka bir şey. Ya da abi zaten 2 ayımız var şurada elbette ki durumu. Evet. Ama aynısını başka adam yerlere. Adam başı 3200 lira mı yapıyor? Bak hemen şey yaptılar. Ne diyor efendim? Basın mensuplarının dikkatine diye bir açıklamada bulunmuşlar. Mekan mekanımızdaki mı? Misafirimiz arasında, iki misafirimiz arasında bilinmeyen nedenlerle çıkan sözlü tartışma üzücü bir arbede ve kavgayla sonuçlanmıştır. Olay daha fazla büyümeden arbedeye müdahale eden güvenlik ekibimiz tatsız hadiseyi çözdü vesaire vesaire. Fahiş fiyat iddiaları yalandır diyor. Böylesine güdümlü ve mesnetsiz iddialarda bulunmak yerine arzu eden, merak eden herkese yemekli galalardaki fiyat politikamızı bir kez daha paylaşmaktan mutluluk. Yani tabii ki onlar da kendilerini savunmak durumunda hissediyorlar. Çünkü nedir? Aman burası çok yüksek fiyatlı bir yer, sezonun ortasındayız. Zaten aylardır herkes işsiz kapalı. Sezon açıldı, tatil beldeleri kalabalık.
Ya işin özünde de bir taraftan da şu var, hani tatile gitmişsin, rahat relax, atıyorum Yıldız Tilbe ya da başka bir insan, sevdiğin bir insan sahneye çıkacak. Tabii, eğleneceksin düşünsene. Ama stresle evine dönüyorsun. Evet. O da hiç olacak bir şey değil. Bizim Bodrum'umuzdan, Çeşme'mizden çok haberler geliyor maalesef. Kesinlikle öyle. Silahlı çatışmaları çok duyuyoruz.